Selamlar dostlarım. Bugün Codman Soyuz efsaneleri yok. Bugün bilinmeyen bir efsane de yok. Bugün Codman sunucusu teorileri de yok. Hani olmuş olacak olaylar falan. Bugün size, belki sizin de son videoda fark ettiğiniz Minecraft hayatta kalma dünyamdaki garip olaylardan bahsedeceğim. Bu 4 taş videosunda son video. Şimdi bildiğiniz üzere ben bu hayatta kalma dünyasını efsanelerle alakalı ilk video çekmeye başladığım zaman açtım. Yani hala aynı hayatta kalma dünyası, survival dünyasındayız. Hiçbir yer, yani farklı bir dünyaya falan geçmedim. Şimdi amacım bu dünyayı aşmaktaki, ben konuşurken sizin de arkada benim oynadığım hayatta kalma macerasını izlerken sıkılmamanızdı. Hani bu dünyayı açarken, bu arada başta söyleyeyim, herhangi farklı bir seed veya farklı bir şey girmedim. İsmi bile hani İngilizce kullandığım için Minecraft'ta New World, yani direkt yani ismini bile değiştirmedim. Direkt açtım ve girdim, oynadım. Hiçbir şey dokunmadım. Şimdi ancak bu Minecraft dünyasını açtığımdan beri bazı garip olaylar başıma geldi. Şimdi elbette ki buna inanmayacaksınız veya saçma bulacaksınız. Birçoğunuz böyle düşünebilir. Tamamen haklısınız. Hiçbir şey demeyeceğim. Biri bana böyle şeylerden bahsetmeye başlasaydı, hani böyle gizem kanalı olsun veya olmasın, ben de derdim ki tamam, büyük ihtimalle bug'dır. Büyük ihtimalle garip kodda bir hatadır falan derdim. Bu adam saçmalıyor derdim. Şahsen samimi olarak söylüyorum ki ben inanmazdım. Fakat biliyorsunuz ki aramızda bir güven ilişkisi var. Ondan bahsedeyim. Çünkü ben bu zamana kadar dostlar, hani birçoğunuz bana güvendi hikayeler konusunda veya nasıl diyeyim, teoriler konusunda. Teorilerimizin birçoğu beraber yaptığımız doğru çıktı. Ya da ne bileyim, mesela şunu yapmıyorum ben. Creepypasta forumlarında bir hikaye görüyorum, bunu çeviriyorum, bakıyorum çok sıkıcı, ben bunu değiştireyim gibi bir şey de yapmıyorum. Bazı hikayeler gerçekten bence saçma ve sıkıcı. Hani Codman soyacındakilerden bahsetmiyorum, başka efsanelerden bahsediyorum özellikle. Fakat ben bunları değiştirmeden direkt size aktarıyorum, o yüzden hatta zaten çoğunun Creepypasta linkini de açıklamalarda veriyorum. Hani bu yüzden aramızda bir güven olduğunu düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi, yani ben bile herhangi bir efsanenin dünyamı işgal etmiş olduğundan veya dünyamın lanetlenmiş olduğundan emin değilim. Tamamen samimi bir şekilde konuşuyorum sizinle şu an. Şimdi fakat böyle bir ihtimal var ve imkansız bir ihtimal değil dostlar. Yani %90 bug olsun. O yüzde kalan %10 ihtimali ne yapacağız? Buna bir bakmamız gerekiyor bence ve bu videoda biraz onunla alakalı. Gerçekten benim de kafam oldukça karışık dostlar. Yani sizin de yardımınızı istiyorum bu konuda. Şimdi öncelikle size neden böyle düşündüğümü bir hemen özetleyeyim. Şimdi bildiğiniz üzere son videomda, yani 4 taş videosunda, 4 taş kimdir vesaire videosu var ya. Şimdi yeni evimiz için ağaç kesmeye gidiyordum o hayatta kalma videosunda. Zaten chat'te yazmıştım orada. Şimdi ağaçların yapraklarının tıpkı Herobrine dünyasındaki yapraklar gibi garip konumlarda olduğunu fark ettim. Yani Dark Oak biyomunda ağaç kesmeye gidiyordum. Gördüğünüz üzere, bu arada dediğim gibi kesinlikle videolar dışında ben bu dünyada oynamıyorum dostlar. Bu videoda da büyük ihtimalle o dünyada oynarım, fakat oynamayabilirim, emin değilim. Onu zaten şimdi fark etmişsinizdir ama. Yani kesinlikle dediğim gibi bu videolar dışında bu dünyada oynamıyorum ben hayatta kalma dünyasında. Hatta Minecraft bile oynamıyorum videolar dışında, çok böyle fazla Minecraft oynamıyorum. Şimdi elbette onu görselini de, o ağaçların görselini de buralara bir yere koyarım videoda. Şimdi ancak bunun dışında çok daha önceden de olan bazı olaylar daha vardı. Yani bunları da bana yorumlarda açıklarsanız sevinirim. Şimdi mesela bazı videolarda gece olmasına ve etrafta herhangi bir şekilde asla canavar, yarattık, herhangi bir şey olmamasına rağmen kesinlikle kontrol ettim. 5 dakika boyunca neredeyse. Yatağa tıkladığımda uyuyamıyordum çünkü yakında canavarlar var diyordu. Tamam, hadi bu da bir bug diyebiliriz. Bunların hepsi bug olabilir dostlar. Kesinlikle var ya da yok demiyorum. Şöyle bir durum da olmuştu. Mesela gündüzleri dışarıdayken, bu dünyada gezerken, tabii ki siz duymuyorsunuz çünkü Minecraft'ın sesini size kapatıyorum ben arkada konuştuğum için. Dışarıdayken bir sürü bebek zombi sesi duyuyordum. Fakat yakınlarda ne bir mağara, ne bir boşluk. Yeri kazıyorum, bakıyorum, yok. Oraya bakıyorum, yok. Buraya bakıyorum, yok. Sesin kaynağı yok. Böyle durumlar da olmuştu. Tabii ki bu da bir bug olabilir. Yani etrafta ya da etrafı yeterince araştırmadığımı da söyleyebilirsiniz. Tabii ki böyle bir ihtimal de var. Görmemiş de olabilirim. Ancak son videoda gördüğümüz ağaç yaprakları, hani bu olaylar üst üste gelince beni epey bir şüphelendirdi. Yani bu videoların arasında, bu olayların arasında yani pek çok zaman geçiyor. Unutabiliyorum bazılarını. Belki bazı olaylar da olmuştur.
Fakat dostlar bu yapraklar yani bu kadar olayın üst üste bu zaman aralıklarıyla gerçekleşmesi beni epey bir şüphelendirdi gerçekten. Şimdi bu arada bana inanmayanlarınız dediğim gibi bunları benim yaptığımı da düşünebilir. Tamamen saygıyla karşılarım, ben olsam ben de inanmazdım dostlar gerçekten herhangi biri bu şekilde bir video çekse. Fakat ben dediğim gibi aramızda bir güven ilişkisi olduğunu düşünüyorum şimdiye kadar. Anlattığım hikayeleri dediğim gibi hiç değiştirmeden size aktardım. Bu videoda aynı şekilde. Yani ben herhangi bir şekilde oraya buraya yaprak koymadım veya kafamdan sallamıyorum bu olayları. Zaten videolu kayıtları da duruyor. Hani benim görmediğim olayları belki bazılarınız fark etmiştir bile, bilmiyorum. Yani gerçekten benim de oldukça kafam karışık. Bu olayı çözmek istiyorum dostlar. Şimdi bildiğiniz üzere bu tarz ağaç yaprakları alfa 1.0.16.02 versiyonunda ortaya çıkmıştır. Bu versiyonda bildiğiniz üzere Herobrine'ın ilk görüntüsünün ortaya çıktığı versiyondur. Herobrine'ın o fotoğrafı var ya meşhur. O fotoğrafın ortaya çıktığı versiyon bu versiyon. Şimdi, fakat elbette ki ben bu versiyonda oynamıyorum. Düşük bir ihtimal olsa da eğer dünyamı, çok düşük bir ihtimal bu, bir efsane işgal etmişse veya girmişse veya musallat olmuşsa bu efsane bence düşük bir ihtimal de olsa Herobrine olabilir. Şimdi fakat bildiğiniz üzere şöyle bir durum da var. Orijinal Herobrine çok dikkatli aramadığınız veya etrafınıza bakmadığınız sürece kendini asla göstermeyen bir efsane. Fakat tıpkı az önce dediğim gibi de garip ağaç yaprakları gibi işaretlerini kolayca bulabilirsiniz. Yani kendisini göremiyorsunuz asla Herobrine'ın. Çok zor. Sadece o fotoğraf zaten gerçek fotoğraflar arasında. Ama bu yaprak ve toprak piramit gibi mevzuları var biliyorsunuz. Bunları kolayca görebiliyorsunuz. Şimdi bu işaretlerden, Herobrine işaretlerinden bazıları şunlar biliyorsunuz. Garip şekillerdeki ağaç yaprakları, bunu zaten az önce söyledim. Yere oyulmuş haç şekilleri. Bunu görmedik daha. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum. Ve dağlarda sanki elle kazılmış gibi gözüken 2x 2x2 yani 2x2 geçitlerin olması. Tünel gibi. Şimdi elbette bunlardan başka işaretler de vardır fakat bunlar çok belirgin işaretler olduğu için bunları saydım size. Şimdi biz bildiğiniz üzere bu işaretlerden ağaç yaprakları olanı önceki videoda keşfettik. Ancak bu efsanenin Herobrine olmama ihtimali de var. Tabi eğer ortalıkta bir efsane varsa. Şimdi Rusça olan Creepypasta wikisinde dolaşırken oldukça korkutucu ve ilginç bir efsaneye rastladım. Bu efsaneyi bu arada bir iki gün önce görmüştüm. Tipi çok hoşuma gitmişti. O yüzden kaydetmiştim. Çevirmiştim. Videosunu yaparım diye. Tam olarak ondan aşırı derece hikayesinden bahsetmeyeceğim. Fakat zaten ekrana koyarım fotoğrafını. Şimdi bu efsane ve Herobrine'ın ortak noktası ikisinin de olduğu dünyada ağaç yapraklarının benim dünyamda olduğu gibi böyle garip şekillerde olması. Havada mı duruyor, yerde mi duruyor belli değil bu yaprakların. Şimdi bu efsanenin adı Legi. Ve Steve'in oldukça uzun bacaklı ve uzun kollu hali gibi bir efsane. Slenderman ama Steve gibi düşünebilirsiniz. Şimdi siz öncelikle bu efsanenin dünyanızda olduğunu anlamanız için görmeniz gereken işaretleri saymak istiyorum. 1. Garip şekillerdeki ağaç yaprakları. 2. Dağlarda veya yerde oluşmuş devasa böyle delik gibi yapılar yani delikler. Boşluklar gibi düşünebilirsiniz. 3. Bazı biyomların iç içe geçmesi. Karışık biyomlar. Dostlar biz bu işaretlerden ikisini bu Minecraft dünyasında aslında gördük. Şüphelerimin aslında bir noktada buraya denk yani buraya vardığını fark etmişsinizdir. Yani bu üçünden ikisini gördük dostlar. Şimdi bunlardan ilki tabii ki de ağaç yaprakları. Onu zaten artık biliyorsunuz. Anlattım o kadar. Diğeri ise dağlarda veya yerde oluşmuş büyük delikler. Yani bozuk Minecraft yapıları, çankları gibi mevzular. Şimdi daha önceki videoları dikkatli izleyen arkadaşlar da bana katılacaktır ki biz bu işareti yani dağlardaki boşlukları, yerdeki delikleri epey bir gördük aslında uzaklarda. Şimdi özellikle bu kaybettiğimiz önceki evimiz var ya, önceki evimizin yanındaki çölde ve çeşitli dağlarda yakındaki oldukça garip duran ve sanki TNT ile patlatılmış gibi gözüken oldukça büyük oyuklar vardı. Şimdi bu efsanenin çıkış hikayesini de ilerleyen günlerde isterseniz yapabilirim tabii ki çok merak edenleriniz olursa. Bu arada lütfen yorumlarda bu garip yaprakların olduğu efsaneleri hani bu hikayelerde olan işaretler var ya hani İşaretlerden biri garip yapraklar.
O şekildeki efsanelerin isimlerini bana yazın dostlar, onları da bir araştırayım. Tabii bu ikisi olmak zorunda değil, başka bir şey de olabilir. Şimdi peki bundan sonra bu konu hakkında ne yapacağız? Özellikle bunu söylemek için bu videoyu yapıyorum. Dostlar, ben bu konuyu tamamen profesyonel ve gerçekçi bir şekilde araştırmaya karar verdim. Yani ilerleyen haftalardaki bir videoda beni bu dünyayı araştırırken görürseniz lütfen şaşırmayın. Yani canlı bir video yapmayı planlıyorum. Böyle arkaya konuştuğum değil ama. Fakat bunu yapmadan önce oldukça ayrıntılı bir plan yapıp hazırlık yapmam da gerekiyor. Yani hangi efsaneler yani olabileceğini araştıracağım, işaretlerini not edeceğim kenara. Yani sonra dünyaya girip biraz materyal toplayacağım, bir şeyler yapacağım, ne bileyim, elmas ya da demir set gibi tarzı bir şeyler de yapabiliriz. Ne bileyim, yani insan en azından olabildiğince hazırlıklı olmak istiyor. Sonrasındaysa bu mevzulardan sonra sizinle beraber bu dünyaya girip, sizinle beraber dediğim burada hani video çekeceğim sizi elbette, dünyayı çok oyunculuk kısmında girmeyeceğiz beraber, fakat bu dünyaya gireceğim ve bu dünyayı beraber videoda inceleyeceğiz yani. Bakalım şimdi herhangi garip bir durumla karşılaşacak mıyız, yoksa her şey gayet normal ve sakin mi devam edecek? Yani bence herhangi bir problem olmayacak. Bunlar büyük ihtimalle bug. Dediğim gibi %80 %90 ihtimalle bunlar bug. Bu olaylar. Fakat dediğim gibi o %10, %20'lik ihtimal insanı epey bir ürkütüyor dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yani gerçekten kafam karışık. Lütfen yorumlarda bana yardımcı olun bu konuda. Yani hangi efsane bu yapraklarla beraber geliyor? İşareti bu yapraklar. Veya hangi efsane olabilir? Veya şöyle bir bug var, böyle bir bug var. Bunların hepsi zaten bug olarak yazılı. Bunlar bug. Fakat bunların bu kadar üst üste gelmesi bu olayların gerçekten şüphe uyandırıcı. Ve en azından bir araştırılmaya hak ediyor bence. O yüzden lütfen yorumlara istediğiniz gibi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum dostlar. Hepiniz hoşça kalın.